Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev yapımı cilt maskeleri yapacağız. Bir 4 tane tarifim var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ben böyle tarifleri çok seviyorum. Hazır maske kullanmaktan daha tatlı geliyor bana ama tabii burada biraz dikkatli olmak lazım. Ne asit ne değil. Mesela yoğurt bir asit, limon bir asit, sirke bir asit. Bunları bilmek, cildimize ona göre transfer ediyor olmak lazım ve hepsinden önce şunu söyleyeyim. Bunları ilk defa deneyecekseniz eğer bu malzemeleri daha önce cildinize sürüp herhangi bir reaksiyon almadıysanız kullanabilirsiniz. Ona bir sıkıntı yok. Ama ilk defa kullanacaksanız lütfen şu bölgenizde mutlaka bir parça deneyin. Bir gece bekleyin denedikten sonra. Hiçbir problem yaratmıyorsa yüzünüze sürmeye özen gösterin. Çünkü gerçekten çok can yakıcı sonuçlar alabilirsiniz. Kamu spotumu verdikten hemen sonra ilk maskemle başlıyorum. İlk maskem gençleştirici maske. Bunun için 2 tane malzemem var. Bu arada 4 tane maske tarifi vereceğim. Her biri 2 malzemeden oluşuyor. Ne kadar az o kadar öz. Bunu da aklınızda tutalım. Şimdi ben zamanında AliExpress'ten şöyle bir set almıştım. Şöyle yemek kaşığı boyutu, tatlı kaşığı boyutu, çay kaşığı boyutu. Şöyle içinde karıştırmak için bir kabı. Spreyli şişesi. Bu ev yapımı maskesi ve artanı saklamak için şöyle bir krem kutusu. Spatulası karıştırmak için, fırçası uygulamak için ve özel süngeri temizlemek için. Böyle bir setim var benim. Sizde olmayabilir. Bunu evimizdeki kaşıklarla şeylerle, yani şöyle tahta kaşıklar kullanırsanız çok iş görür. Genellikle çay ya da tatlı kaşığı oluyor tariflerdeki ölçü birimleri. O yüzden şey yapabilirsiniz. Bir de kamp şöyle çatal bıçağı var elimde benim. Plastik olduğu için, bu da antibakteriyel olacağı için böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Örnek olsun diye ben bu ikisini de yanıma aldım. Şimdi ilk tarifim gençleştirici maskemde 2 çay kaşığı kahve, 2 çay kaşığı bal var. Bunu direkt tatlı kaşığıyla birer kaşık olarak da uygulayabilirsiniz. Silme olması burada önemli bir ayrıntı. Silme ne demektir? Kaşığı şöyle doldurduktan sonra elinizle silmeniz demektir. Ben 1 tatlı kaşığı kahvemi, bu arada Türk kahvesi kullanıyorum. Dilerseniz filtre kahve de kullanabilirsiniz. Canınız hangisini istiyorsa. Nescafe olmaz. Granül olduğu için rahat olmaz yani sizin için ve istediğiniz o gençleştirici kafein etkisini alamazsınız Nescafe'den. Hemen balıma geçiyorum. Balımı spatula ile koymak istedim şu anda. Kendim yemek tarifi veriyor gibi hissediyorum. Her şey yenilebilir ürün olduğu için kabımı aldım her ikisini de şöyle kameraya göstereyim. İyice hamur haline getireceğim bu ikisini. Bunlar benim düzenli olarak kullandığım maskeler bu arada. İlk defa ekranda yapmıyorum yani. Sonuç aldığım, memnun olduğum tarifler bunlar benim. Cildinizin canlı, parlak olmasını istiyorsanız bakın şu kıvama gelmesi gerekiyor. Böyle 2 dakika zaten karıştırırsanız hemen bu kıvama geliyor. Şöyle direkt uygulayacağım. Burası kalın oldu. Ne olursa olsun göz çevrenize getirmeyin. Çünkü orası çok hassas, çok ince bir deri. O yüzden oraya getirmemekte her zaman fayda vardır böyle şeyleri. Ağız çevresinden de biraz uzak tutmanızda fayda var. Orası da çok ince çünkü. Bu bir tatlı kaşığı ortalama büyüklükte bir yüz için yeterli bir boyut. Şu an beni ciddiye alamıyorsunuz tabii ki. Ben de kendimi ciddiye alamıyorum çoğu zaman. Spatulamda kalanla da şöyle burun üstünden geçeceğim. Ben çok fazla böyle tarif uyguladığım için böyle bir set edinmiştim zamanında. Bu benim çok işime geliyor. Şimdi ben bunu tamamen kurumasını bekleyeceğim cildimde. Tamamen kuruduktan sonra yıkayacağım. Ve daha efektif, daha güzel, tatlı bir cilt elde etmiş olacağım. Kuruduktan sonraki görüntüler için hemen sizi bir saniye sonrasına davet ediyorum.
Evet, maksimumi temizledim ve geri geldim. Gördüğünüz gibi cildim inanılmaz parlıyor. Çıkarken de Türk kahvesinin minik minik tanecikleri sayesinde hafif bir eksfoliyasyon da yapıyor. Yapmıyor değil. Çok rahatsız olmuyorsa cildiniz, ki normal şartlarda benim cildim çok rahatsız olur. Ama Türk kahvesinden rahatsız olmuyor o kadar çok. Bir de bal nemlendirdiği için cildi zaten çok tahriş etmeyerek yapıyor. Ve bunu zaten eksfoliye ede ede yapmazsanız, sadece yıkaya yıkaya yaparsanız, yumuşata yumuşata yaparsanız çok da cildinize zarar vermemiş olursunuz diyorum. Gereğinden fazla konuştum. Hemen ikinci maskeme geçiyorum. Hemen temizleyici maskeme geçiyorum. Bunda da yine birinci önceliğimiz bal ve diğer malzememiz de tarçın olacak bu defada. Aslında aynı mantık, tamamen kahveyle aynı mantık. Kahve tabii ki içinde kafein içerdiği için daha parlaklığını, cildin canlılığını arttırıyor. Bu yüzden gençleştirici maske. Bu temizleyici maskede de tarçın da Türk kahvesi gibi çok ince partiküllü bir toz tarçın, öyle bir baharat olduğu için aynı derecede eksfoliye işlemi yapabilirsiniz. Bunda bir çay kaşığı tarçın fakat bir tatlı kaşığı bal. Bunun oranı öyle farklı. O yüzden ben şimdi bir çay kaşığı tarçınımı koydum. Hemen yine spatulamla alacağım ben balımı. Aynı az önceki maskede ne yap? Birebir aynı işlemi yapıyoruz. Farkı kahve yerine burada tabii ki tarçın kullanmış olmamız olacak. Tarçın çok bereketli bir ürün. O yüzden bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı tarçın kullandık. Bakın bunda mesela yedirmesi daha zor oldu. Hala toz halinde tarçınım. Az gelirse tabii bu arada mutlaka tamamlayın. Kahve tabii eriyor. Onun da etkisi var. Evet, kahvede olduğu gibi böyle inanılmaz pürüzsüz bir kıvama getirdim. Ve az önce yaptığım işlemin aynısını tabii siz benim gibi yapmayın, tişörtünüzü mahvetmeyin. İnanılmaz lezzet bu arada, yemek isteyebilirsiniz. Temizleyici bir maske olduğu için bütün siyah noktalarınızı filan temizliyor. Maskeyi temizleyip geldikten sonra beni farklı bir tişörtle göreceksiniz. Nedenini açıklamam. Artık açıklamam yani. Evet, aynı şekilde şimdi ben bunun da kurumasını bekleyeceğim. Ortalama 10-15 dakikada kuruyor bu mevsimde. Kuruduktan hemen sonra yıkayacağım, temizleyeceğim. Ve bir sonraki maskem olan sağlıklı cilt maskesini yapmak üzere buraya geri geliyor olacağım. Evet, cildimi tamamen arındırdım, temizledim ve geri geldim. Şimdi sağlıklı cilt maskesi yapacağız. Bu maske için de Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal kullanacağız. Bunun için 2 yemek kaşığı, şunu da koymayı uygun gördüm şu anda. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağımı koydum. Hemen zerdeçalımı aldım. 1 tatlı çay kaşığı kadar da zerdeçal koyacağım. Bunlar muhteşem içerikler. Eğer alerjiniz yoksa, böyle şeyleri cildinize sürebiliyorsanız, ben mutlaka bu maskeleri yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ben bunları uyguluyorum. Ha, çok sık uygulamıyorum tabii ki. Yani zaman zaman uyguluyorum, zaman zaman uygulamıyorum. Şimdi bitenler videosunda da gösterdiğim gibi kil maskeleri falan da kullanıyorum. Çok üşeniyorsam hazır maskelere gidiyorum. Üşenmiyorsam eğer mutlaka bunları uyguluyor oluyorum. Böyle bir, çok eğmiyorum, çok akışkan çünkü, bir kıvam aldı. Spatulayla karıştırdıktan sonra fırçama geçiyorum ben. Burada zerdeçal cildinizi boyayabilir. Boyarsa, burada hep bütün maskeler için geçerli şimdi söyleyeceğim şey. Gülsuyla cildinizi silerseniz maskelerden arındırdıktan sonra maskelerin arkasına herhangi bir kalıntı kalmaz. Ben bu maskeyi çok seviyorum. O yüzden yüzümde her yere sürüyorum. Ama dediğim gibi siz mutlaka ve mutlaka test ettikten sonra bu maskeleri kullanın. Ya mesela düzenli olarak kullanıyorum ama hayatımda ilk defa hepsini üst üste yapıyorum video için. Cildimde şu anda görüyorum ki kızarıklıklar başladı. Yani bu bile bende
alerjiye neden olabilecek bir durum. Bunları da lütfen göz ardı etmeyiniz. Evet. Uyguladım. Kurumasını bekliyorum. Temizliyorum ve hemen geri geliyorum. Evet, sıra geldi artık son maskemize. Bunu artık yüzüme uygulamayacağım. Çünkü dediğim gibi hayatımda ilk defa bu maskelerin hepsini üst üste cildime uyguluyorum. Dolayısıyla birazcık alerjik reaksiyon verir gibi bir hali var cildimin. O yüzden bir de bu biraz aydınlatıcı maske, iki asidin birlikte olduğu bir maske. O yüzden bu kadar hassaslaştırmışken uygulamayı ben doğru bulmadım şu an cildime. O yüzden elimin üzerine yapacağım. O yüzden üstlerimden bir kurtulayım. Gene her zamanki gibi Manlı cariyesi olarak aramızda bulunduğum için sol elimi boşaltıyorum. Ve sol elimin üzerine uygulayacağım. Şimdi asitten kastım nedir? Bir kaşık yoğurt, bir kaşık limon. Ben bunu şimdi elimin üzerine yapacağım için tatlı kaşığı oranında yapacağım. Böyle şu kadar yoğurt aldım. Limon suyu sıkmıştım. Böyle aynı kaşıkla bir kaşık kadar. Bu ikisini birbirine karıştırarak, ikisi de dediğim gibi asit olduğu için bunu özellikle yapacaksanız mutlaka ve mutlaka bir deneyin. Yani bu gerçekten cildinizi irite edebilecek bir maske olabilir. Bunu birkaç kere denedikten sonra yüzünüze uygulamanızda ben fayda görüyorum. Bu arada az önce yaptığım zerdeçallı maske de inanılmaz aydınlatıcı bir maskedir. Cildinizdeki kızarıklıklar falan gidince bembeyaz bir ten bırakır. Yani daha doğrusu daha aydınlık bir ten bırakır. En beyaz çok doğru olmadı. Şöyle neredeyse kefir kıvamına geldi. Ben bunu direkt şöyle elimin üzerine bırakıyorum. Çok akışkan olduğu için elimi çok hareket ettiremeyeceğim. Şöyle göstereyim size. Şöyle uygulayacağım. Bunun da kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra duruluyoruz. Bunu diz kapaklarınıza ve dirseklerinize uygulayabilirsiniz. Ben en çok dirseklerime uygularım bu maskeyi. Gerçekten çok etkisini gördüm. Peki kararmaları bayağı bir oranda azalttı. Ben bunun kurumasını bekliyorum. Temizledikten sonra yeniden burada buluşuyoruz. Evet, elimin daha aydınlık bir hal aldı. Bugün ben sizlerle çok severek kullandığım ev yapımı cilt maskelerimden söz ettim. Bunların hiçbiri devlet sırrı, ülke sırrı değil. İlk defa benden duyuyor olmayabilirsiniz bunları. Ama ben genellikle bu tarz maskelerin az malzemeli olmasına önem veriyorum. 3 malzemeden fazla yukarıya çıkmaya başladıkça çünkü alerjik reaksiyon gösterme olasılığımız çok yükselebiliyor. Dolayısıyla da hani bu minimalde maskelerimi tercih etmeye çalışıyorum. Ben de size bunu öneririm. Lütfen denemeden bu tarz maskeleri uygulamayın. Çünkü bizim piyasadan satın aldığımız ürünler dermatolojik bir sürü teste tabi tutuluyorlar. Bir sürü farklı ciltte, farklı ırktan insanın üzerinde test edildikten sonra onaylanıp bizim kullanacağımız paketli hale geliyorlar. Ama bunlar biz ev ortamında yaptığımız için, bu kadar teste tabi de tutulmadıkları için her an her türlü reaksiyona sebep olabilirler. O yüzden lütfen bu tarz maskeleri denerken kendi üzerinizde bir mutlaka denemiş olun. Bilek içleri dediğim gibi bu anlamda yüzümüzdeki cilt kadar ince bir cilt oradaki cildimiz. Orada reaksiyon aldıktan sonra biliyorsunuz alerji testleri de burada yapılır zaten. O yüzden de hani bu mantıkla giderek uyguladıktan sonra en az iki kere deneyimleyip hiçbir reaksiyon almadığınıza emin olduktan sonra yüzünüze uygularsanız kesin çözüm alırsınız. Her ne kadar ev maskesi olursa olsun bunlar. Bunları uyguladıktan sonra da mutlaka cildimizi çok iyi güneş kremleriyle nemlendirmek durumundayız. Onlarla korumak zorundayız. Çünkü cildimiz en önemli giysimiz gerçekten. Yani bu Arko'nun sloganı ama gerçekten en güzel giysimiz cildimiz. Bunu asla atlamamak zorundayız. İyi bir makyaj performansı istiyorsak çok iyi bir cilt olması gerekiyor altında. Kamu spotlarımın hepsini arka arkaya sıraladıktan hemen sonra artık size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ve yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle olursanız ben amacıma ulaşmış olurum. Görüşüyor oluruz. Mutlu olurum diyorum. Hoşça kalın.